Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yine klasik girişimizi yaptık. Bugün sohbet tarzında bir video çekeceğim ama yine iyi bir bilgiler vereceğim yani. Dikkatinizi çeken önemli bilgiler. Tosunumuz da maşallah gelişimi güzel. Şu an iyi bir gelişim gösterdi. Besi de zaten hayvanımız. Şimdi bağın önünde de yeşil ot var. Şimdi hem besi deyip hem de yeşil ot attınca illaki yoruma yazacaklar. Ben biliyorum çünkü. Şunu da şöyle atalım. Oğlum yeşil ot piyasada yok. Niye şöyle atıyorsunuz? Tabii işin şakası o otu beğenmedikleri için yemiyorlar. Ama böyle önlerinde yeşil bir ot oyun. İnan kokan bir ot bile olsa akşama kadar yiyorlar. Bağlı besledeki hayvanların özelliği bu. Can sıkıldıkça o otu bitirip yerler. İnanın zamanında, şimdi birazdan gösteririm. Arka tarafta bildiğiniz üzere yoncamız var bizim bir dönüme yakın. Oradan biçip bu hayvanlara veriyorum ara ara. Ara ara da onların içine bırakıyorum hayvanları. Hatta şu an hayvanlar içeride. Şu an dersiniz bu hayvanlar nerede diye. Hayvanlar otta şu an. Onları da birazdan çekeceğim. Oraya ilk yonca ektiğimde inanın yoncadan çok diken çıktı. Bildiğiniz boy boy dikenler oldu. Adam boyu dikenler. Hatta şu dikenlerden ben size göstereyim. Dedik yonca olmadı. Ne yapalım bu dikeni? Ya şimdi kurumasını beklesem, yaksam olmayacak. Çünkü mahalle ortasındayız. Hem de kuruyana kadar zaten bir sezon geçiyor. Ben de hemen biçip yerine bir daha ekeyim dedim. İlk önce ek biçtim. Bu dikenler aynen bu dikendeydi işte. Bunun boyunu bilenler bilir. Köyde yaşayanlar veya az çok yolun kenarında falan görmüştürsünüz. Bunların boyları şöyle adam boyu oluyor. Dedim bunları biçeyim. Kenara koyayım. Orada kurusun. Orada yakarım. Biçtikten sonra da tekrardan ekerim. Çünkü arsa boş kalmasın. Biz orayı yonca için ektik ama olmadı. Niye olmadı? Tohumun içinden işte diken tohumu çıktı veya başka tohum çıktı. Biçtim işte ilk gün koydum kenara. İkinci gün biçtim dedim. Ben bunu bir ineklerin önüne atayım. Yer yemez. Biçtim bu dikeni. Akşam ineklerin önüne attım. O zaman bu ahır yoktu. Şuradaki ineklerimizin iki tane mi ineğimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İnanın şu öndeki şuradaki hatırlı. Ağzına kadar doldurdum. Üç ineğimiz vardı. Burayı komple şu boyda doldurdum dikenle. Tamam. Yer yemez dedim. Nasip. Azıcık yiyorlardı dedim. Kalanı da sabah atarım. Arkadaşlar sabah bir geldim. Bir tane tikenin çöpü yok. Komple bitirmişler tikeni. Acayip de süt yapıyor tiken arkadaşlar. Yediren var mı bilmiyorum. İnanın öyle böyle süt yapmıyor. Şu kangal tikeni miydi neydi? Bunun adı tam bilmiyorum. Unuttum şu an. Adı aklıma gelmedi. Acayip süt yaptı. Bakın buralarda tikenleri var. Batıyor mu derseniz hayvana hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hayvanların dili kalın bildiğiniz gibi. Önüne koyduğunuz zaman sabaha kadar onu bitiriyorlar. Acayip de süt yaptı. Demek istediğim o hayvan sevmediği otu bile böyle önüne attığınız zaman sabaha kadar bakın yavaş yavaş yiyor. Şimdi bu ot ne arkadaşlar? Yonca. Bildiğiniz oraya biz oraya reygras ekiyorduk. İşte şeker sorgum ekiyorduk. Ama her sene ek inan bıktım. Dedim yoncayı bir ekim 5 sene gidiyor. Şimdi birazdan bu konuya da değineceğim. Ama yoncadan çok gördüğünüz gibi sarmaşık. Bu neden kaynaklı? Kaplamalı tohumdan kaynaklı arkadaşlar. Kaplamalı tohum bildiğiniz dolandırıcıdır. Bakın şimdi ben böyle anlatıyorum. Yorum yapıyorlar işte. Biz kaplama tohum aldık. Full yonca çıktı. Niye böyle diyorsun? Milleti niye karalıyorsunuz? Arkadaşlar işini hakkıyla yapana bir şey demiyorum. Ama düzenbazlıkla yapanla bu laflarım onlara yani. Kimse üstüne alınmasın. Ben kaplamalı tohumun yonca azısında çıkan şeye bakın. Bir tane, iki, üç, üç yaprak yonca var. Geri kalan sarmaşık. Şimdi birazdan orayı da göstereceğim. Kaplamalı tohum almayın arkadaşlar. Yonca olsun. Ondan sonra işte reygras olsun. Kaplamalı kesinlikle almayın. Bu oyun genelde yoncada yapılır. Bakın şuna bakın. Full sarmaşık çıktı. Önceden orada sarmaşık namına hiçbir şey yoktu. Zaten önceki videolarımı bilenler bilir. Şu an full sarmaşık. Ben bunu niye biçtim? Arkadaşlar hayvan bunu yerdeyken yemiyor. Şimdiki birazdan diken önünden verdim. Ben bunu biçtim. Şimdi biraz bunların önüne attım. Biraz da buzağların önüne attım. Bunları da şimdi biraz buraya atacağım. Hayvanları bağladım. Bağlayınca daha doğrusu işte akşam sağına kadar yiyip bitirecekler bunları. İnanın akşam hiçbir ot bırakmayacaklar. Akşam eğer video çekebilirsem onu da çekerim. Storyleri de paylaşırım. Evet şimdi şu buzağlarımıza bakalım. Kapının sesini duyunca zaten bunlar buraya geliyor. Şimdi şöyle kapımızı kapatalım. Buzağlara da bir yere basa atmıştım. Bakalım yemişler mi? Şu kapıyı bir kapatabilirsek. Evet. Buzağlarımızın gelişimi iyi. Gayet memnunum buzağlarımızdan. Gayet kaliteli. Şu düvelerin buzağısı hariç. Bunlar da ortalama kalitenin üzerinde arkadaşlar. Şunun ikisi acayip kaliteli. Tosunları zaten on numaraydı. Anneler de
kültürlük yani fazla kötü değil, boylu postu ineklerimiz biliyorsunuz. Ortada böyle kaliteli hayvanlar çıkıyor. Bakın. Bura ağzına kadar ot doluydu, bitirmişler. Tikenler kalmış. İnanın akşama kadar bunları bitirecekler. Bunlara biraz az veriyorum. Çünkü bunlar daha yeni yeşile veriyor. Hep kuru besleme yaptık, saman yem. Şimdi birden verirsem içinde biraz da yonca var. Bunlara dokunabilir. Saman, ot yani yeşil ağırlıklı beslerseniz, yani yeşil attığınız zaman arkasından saman verirseniz bu asidi alır saman. Asitte alır dememden kastım şu arkadaşlar. Yonca, yeşil. Bunlara hayvanlara ilk defa veriyorsanız karınlarında şişme yapar. Bu da kötü bir sonuç. Hayvanı öldürürsünüz. Özellikle bir de ben akşam veriyorum diyorum ya. Eğer benim dinleyip akşam verip bolca sabah geldiğiniz hayvanınız ölmüş olabilir. Neden? Özellikle yonca asittir. Midede şişme yapar. Hayvanı patlatır arkadaşlar. İnternette zaten videoları var. Arayıp bakabilirsiniz. Bunun tek çözümü arkadaşlar ya ağızdan hortum atacaksınız ki genelde böyle sonuçlanıyor. Daha zoru arkadaşlar şuradan mideye bir delik açıyorsunuz. Oradaki gazı çıkarıyorsunuz. Bildiğiniz dışarıdan mideye çivi büyüklüğünde bir delik açıyorsunuz. Oradan gazı çıkarıyorsunuz hayvan patlamaması için. Bunun gibi durumlar olmaması için idareli yavaş yavaş atmanız lazım. Ben bunları alıştırdıktan sonra emin olun bunların önünde böyle koşuca dolduracağım. Alıştıktan sonra inanın hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama işin sırrı samanda. Bol yonca verdiğiniz zaman arkasından büyük mutlaka önüne samanı yığın. İstediği kadar saman yesin. Samanın amacı o asidi alması. Şimdi buzalarımızı gördüğünüz gibi yoncadan bahsettik. Şimdi birazdan hayvanları çekeceğim. Benim hayvanlarım yoncaya alışkın arkadaşlar. Şimdi yoncaya çekeceğim ama yoncaya yonca demelik hal yok. Önceki halini de bilenler bilir. Full yoncaydı oran. Yani ot, yani yoncadan başka ot yoktu. Eski videolarını inceledilebilir. İçlerine inekleri sarardım. 1 saat, 1,5 saat, genelde 2 saat yayardım. 2 saat yoncada yayılan hayvan şişer derler. Ama benim ineklerime bir şey olmuyordu Allah'a şükür. Bunun işin sırrı da yavaş yavaş alıştırdım ilk başlarda. İkinci büyük sırrım da dediğim gibi saman arkadaşlar. Bu saman yoncanın asidini alıyor. Hayvanın şişmesini engelliyor. Şimdi bu attığım otta yoncadan çok sarmaşıktır. İşte değişik otlar var. Onun dokunacağını zannetmiyorum. Zaten dokunmazdı. Şimdi bütün hayvanlar dışarıda. Geçen videomuzu sabote eden tavuk da burada. Şimdi rahatsız ettim yine öter o arkadaşlar rahatsız ettiğince. Danamız besit olduğu için bu düveyi bırakmadım. Bunu niye bırakmadın derlerse. Yani bu düve bu mal möylemesin diye. Çünkü yanında tek başına kaldığı zaman hayvan kendini yırtır. Möyler durur. Möylemesin diye yanında bir arkadaş bıraktım. Aslında bu düvemizi de bıraksam iyi olurdu. Böyle dış hayvanları yayılımda olduğu zaman inanın tadından yemiyor bu dış hayvanlar. Şimdi birazdan o konuya da değineceğim. Belki bu videonun uzun olursa bir sonraki videoda değinirim. Dış hayvanlar gerçekten yayıldığı zaman çok güzelleşiyor. Buna da içeride baktık. Bu da güzelleşti. Maşallah var. Düve çok hoşuma gidiyor. Boynuz yapısını biraz sevmiyorum ama boyu, fiziği, şu görüntü çok acayip hoşuma gidiyor. Bu görüntüden kastım arkadaşlar. Bakın. Baş kısmından sonuna kadar dümdüz. Böyle ineklere bayılıyorum. Tosunda da niye bayılıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Tosunda da bu basık şahinler var ya. Önü aşağıda, arkası yukarıda. Tosunda da o görüntüye bayılıyorum. Zaten tosun ön aşağıda yani ön kısmı küçük, arka kısmı biraz yüksekse böyle eğimli duruyorsa etçi bir koldunun işaretidir. Böyle pazardan falan hayvan alanlar buna dikkat etsin. Bu konuya diğer bir şeyde daha detaylı değineceğim bir sonraki videoda. Bu video biraz karışık olmasın. Böyle ottur, çöptür onlardan bahsediyorum. Şimdi dediğim gibi inekler de otta. Birazdan onları da çekeceğim. Yaylama giden ineklere nasıl beslememiz gerektiğini de birazdan anlatacağım. Evet ahırımız boş. Biraz alttan da gübre vardı. Onları kurudum. Birazdan şu el arabadaki otu atacağım buraya. Bir saatleri kaldı. Bir saat sonra da bunları kapatacağım. Zaten biraz işlerim var. Öğlen sıcağını ahırda geçirecektir. İkindin bir daha bırakacağım bunları. Şimdi inekler dediğim gibi yayılımda. Şimdi otu da size çekeceğim. Acayip sarmaşık çıktı. Şimdi suyu da taşmış. Birazdan kapatırım. Videoyu kesmek istemiyorum. Zaten burada gazlar içiyor. Hem de şuradan ota gidiyor zaten. Ot sulanıyor. Bura birinci yoncamız arkadaşlar. Buraya ektim. Bakın gördüğünüz gibi full sarmaşık çıktı. Kaplamalı tohumu bundan tavsiye etmiyorum. Burayı biraz yaydık. Ondan pek fazla gözükmüyor ama bu tarafı daha ilk defa yayıyoruz. Acayip sarmaşık dolu. Bu da istediğimiz bir özellik değil. Çünkü biz buraya sarmaşık değil yonca ektik. Sarmaşık ekmek istesek sarmaşık tohumu alırız.
Satan arkadaş kaplamalı tohum yaptığı için içinde acayip bir sarmaşık çıkmış. Bakın gördüğünüz gibi buralar bu durumda. Şöyle daha net göstereyim. Bakın yoncadan çok sarmaşık var. Bu sarmaşık da yoncanın büyümesini etkiliyor arkadaşlar. Büyütmüyor yani. Bakın yoncayı ne hale getirmiş. Tohum alırken dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz da inekleri göstereyim. Bir sonraki videoda yaylama giden inekleri nasıl beslememiz gerektiğini anlatacağım. Birkaç da size değerli bilgi vereceğim. Videoları doğaçlama çekiyorum. İşte başımdan geçen olayları yaptım işte. Ben size öyle anlatıyorum. Böyle daha güzel oluyor sohbet tarzında. Ben de milletin videosunu izlerken böyle video çekenleri izliyorum, açık söyleyeyim. Eğer böyle video çekmemi istemiyorsanız direkt bana deyin abi. Direkt bilgiyi verin. Video fazla uzamazsın deyin. Ona göre direkt bilgi verir, çekerim. Mesela bundan önce bir video yayınladım. Yağlı kesim, yağsız kesim ne zaman yapılır diye. Direkt bilgiyi söyledim işte. Yağlı kesim kışın, yağsız kesim yazın yapılır diye. Böyle videolar istiyorsanız öyle. Böyle doğaçlama çekmemi istiyorsanız doğaçlama çekin de çekerim. Ben dediğim gibi bakın. Bu düve tip olarak güzel. Ama arkadaşlar bakın. Eğimli çıkıntılı. Bu istediğim bir düzelik değil. Bakın bu düveden örnek vermek istemiyorum ama şu mondofonumuzdan örnek vereceğim. O içerideki düve ikincide bu hayvan acayip hoşuma gidiyor. Bakın arkadaşlar arka kısımdan başlıyor dümdüz gidiyor. İneklerde bu özelliği acayip seviyorum. Bu taraf eski yoncamız. Burada sürülecek ama neden sürmedim ben burayı? Şurayı ekeyim, bura biraz büyüsün. Burayı da sona sürerim diye. Şimdi bu ikisini beraber sürdüğüm zaman hayvanlar otsuz kalabilir dedim. Bildiğiniz üzere ahırda besleme yapıyoruz. Arada bir de böyle dışarı çıkarıyorum hayvanları. Burayı da eğer sürseydim uzunca bir süre dışarı çıkamayacaklardı. Bu da hayvanlara zarar verir diye ilk önce oraya ektim. Seneye de buraya ekeceğim. Zaten seneye ekmeme gerek kalmayacak büyük ihtimal. Çünkü taşınacağız arkadaşlar buradan. Yani bir ahıra gideceğiz. Yine ekerim burayı. Niye ekerim? Arkadaşlar gazlar var. Gerçi gazları da oraya götüreceğim ama gazlardan önemli tavuğumuz var. Tavuklara biçer biçer veririm buradan veya buradan biçer yeni ahıra götürürüm. Gerçi orada arazimiz çok, oraya da yonca ekebiliriz. Ya şu an her şey belirsiz arkadaşlar. Taşındığımız zaman zaten hep beraber ahır yapımıdır, işte çiftlik düzenlemesidir, yonca vermedir, inek güdümüdür. Hepsini sizlere paylaşacağım. Yakında çok güzel videolar gelecek. Bunu dememin sebebi taşındığımız yerin mirası var arkadaşlar. Ucu bucağı mera. Zaten böyle bir yere taşımak istiyorduk. Arazilerimiz var orada, oraya taşınacağız. Bir drone alıp işte hayvanlar otladırken yapılması gerekenleri, hem drone görüntüsü hem de böyle sizlere doğada hayvanları yayılırken videolar çekeceğim inşallah. Şimdi video 12 dakika oldu, fazla uzamasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, herkese iyi günler.